Arkadaşlar selamlar. Bugün 2024 hatta 2025'e girerken eBay Drop Shipping'e nasıl başlamanız gerektiği hakkında mükemmel bir video getirdim. Olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım bu videoyu. O yüzden karşınıza belirli şeyler hazırladım ve bunları kullanarak olabildiğince açıklayıcı olmaya çalışacağım. eBay Dropshipping yaparken nelere ihtiyacınız var? Bu videoda öğreniyor olacaksınız. Tam olarak adım adım en basit şekilde nasıl yapabileceğinizi görüyor olacaksınız. Hiç vakit kaybetmeden eBay Dropshipping nedir? Önce arkadaşlar satan ürün bulmanız gerekiyor. Tabii ki de e-ticaret yapacaksınız, satan ürüne ihtiyacınız var. Bu satan ürünleri nasıl bulacağınızla alakalı bir örneğini bu videoda gösteriyor olacağım. Aynı şekilde kullandığımız tedarikçilerden bir tanesi de bu videoda yer alıyor. Öncelikle bu satan ürünlerin hali hazırda sattığından emin olmak amaç. İlk aşama. Ve ondan sonra eBay'de bu ürünleri listelemeniz gerekiyor. Ve listelerken de markup yapmanız gerekiyor ve birkaç tane farklılık katmanız gerekiyor ki ürünleri, müşteriler geldiğinde sizin ufak da olsa bir farklınız olsun ve sizden alsınlar. Bu markup bahsettiğimiz %18 ile %22 arasında olması gerekiyor aşağı yukarı. Şurada gördüğünüz gibi. Ve bu markup'ı yapıp ürününüzü de iyi bir şekilde listedikten sonra müşteriler girip ürünlerinizi gördükçe satın almaya başlayacaklar. Ve bu müşteriler senin ürünlerini satın almaya başladığında sen gidip direkt tedarikçinin sitesinden ürünleri satın alıp tedarikçine bu ürünleri müşterinin evine kargolattırıyorsun. Tüm bu sisteme dropshipping deniyor. Kısa bir şekilde üzerinden geçmiş olduk. Şimdi geçelim eBay dropshipping'e nasıl başlayacağınıza. Öncelikle eBay'e kayıt olmanız gerekiyor. Sitesi burada gördüğünüz gibi ebay.com'a geliyorsunuz. Bazı İngiltere'de satmak isteyen arkadaşlar ebay.com, ebay.co.uk buradan satış yapıyorlar arkadaşlar. Bu İngiltere'de satan arkadaşlar. Ve bunun işte Fransa'sı var, Almanya'sı var, farklı farklı pazarları var. Biz ebay.com'da yani Amerika'da satış yapmayı gösteriyoruz, öğretiyoruz. Çünkü ebay.com çok daha fazla trafiğin olduğu bir platform. Öncelikle sign in tuşuna basıyorsunuz en yukarıdan ve sign in kısmında da create account tuşuna basıyorsunuz. Ve buradan isminiz, soy isminiz, e-mail adresiniz, şifreniz bunların hepsini girdikten sonra bir tane personal hesap açıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu hesabınızı açtıktan sonra benim zaten hesabım olduğu için birbiriyle ilişkilendirilmesini istemediğim için tekrar tekrar hesap açmıyorum şu anda. eBay hesabı açma işlemi gayet basit. eBay hesabınızı bazı durumlarda kısa bir süreliğine askıya alabiliyor. Suspend etmiyor bakın. Askıya alıyor ve sizden ekstra güvenlik önlemi istiyor. İşte kimlik isteyebilir, farklı bir belge isteyebilir sizin hakkınızda. Bu durum olursa bunları temin etmeniz yeterli oluyor. Amazon'daki gibi zor bir süreç yok burada arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, neredeyse Facebook hesabı açmak kadar kolay eBay'de hesap açmak. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey ise kişisel bilgilerinizi tamamen doğru giriyor olmanız. Çünkü eBay sizden herhangi bir kimlik veya bir fatura isterse eğer bu bilgilerin sizin girdiğinizle uyuşuyor olması gerekiyor. Türkçe karakter kullanmayın arkadaşlar. İngilizce karakterlerle her şeyi yaptığınızdan emin olun. Şimdi ikinci adımımız satan bir ürün bulmak. En zevkli ve öğretici olan kısım burası işte arkadaşlar. Satan ürün bulma kısmı çok geniş bir terim. Farklı farklı satan ürün bulma teknikleri var. Ben size kullandığımız bir tanesini gösteriyor olacağım. Ve eğitimimizin içerisinde bunlardan çok daha fazla var. Şimdi hemen bir tanesine bakalım. Google'a gelip CJ Dropshipping yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve CJ Dropshipping'de bir hesap açıyorsunuz. Hesabınızı Register tuşuna basarak açabilirsiniz arkadaşlar. Bu sitede olduğunuzdan emin olun. CJDropshipping.com Register tuşuna basıyorsunuz. E-mail adresinizi, parolanızı ve parola kontrolünü tekrar giriyorsunuz. Ve buradan hesabınızı basit bir şekilde açıyorsunuz. Ben hemen sizin için bir hesap daha açıyorum. Bütün kişisel detaylarımızı girdikten sonra arkadaşlar böyle bir soru kısmı çıkardı karşımıza. Hangi platformda satacaksınız diyor. eBay'i seçiyorsunuz. Günde kaç tane sipariş alırsınız aşağı yukarı diyor. 1 ile 5 arasını seçiyorsunuz başlangıç kısmı olduğu için. Daha çok hangi kategoride ürünler satacaksınız diyor. Siz burada istediğiniz kategoriyi seçebilirsiniz. Aklınızda zaten bir şey varsa ve ürünü araştırması yaptıktan sonra bulduysanız. Ama ben Home Improvement'ı seçeceğim. Ev geliştirme kategorisi. Şimdi de eBay hesabınızı bağlamanızı istiyor arkadaşlar. eBay hesabınızı da buradan eBay'e tıklayarak bağlayabilirsiniz. Hesap bilgilerinizi girdikten sonra böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. Agree and Continue'ya basıyorsunuz arkadaşlar. Ve eBay hesabınız bu şekilde bağlı. Şimdi yukarıdan Find Products'a geliyorsunuz. Karşınıza çıkan şeyleri kapatıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Trend olan ürünlere buradan bakabilirsiniz. Yeni ürünlere buradan bakabilirsiniz. Videosu olan ürünlere buradan bakabilirsiniz. TikTok'ta daha çok satmak için. Burada bir ton ürün var ve bunları genel olarak e-ticarette tedarikçi sitesi olarak kullanabileceğiniz ürünler bunların hepsi. Ürün sayfasını aşağı yukarı tanıttım sizlere ama yapmanız gereken asıl olay şu. Warehouse kısmından United States Warehouse'u seçmek. Çünkü eğer ki Amerika'da satacaksanız Amerika Warehouse'unu seçiyor olmanız gerekiyor. Almanya'da satış yapacaksınız Almanya Warehouse'u. Buradaki bütün ülkeleri görebiliyorsunuz var olan.
O yüzden biz Amerika'yı seçiyoruz ve buradan araştırmamıza devam ediyoruz. Şimdi buradaki ürünleri görebilirsiniz. Quantity dediği adet, 19 adet Amerika'daki depoda bulunmakta, 12 adet bulunmakta, 110 adet bundan bulunmakta ve bunların fiyatı aşağı yukarı rengine, boyutuna göre mesela 4.90 ile 5.16 arası değişebiliyormuş. Anlamanız gereken şey kısaca bu. 1.34 doları bunu alabiliyorsunuz. 41 tane varmış şu anda. Ne kadar adet olduğunu söylüyor size ki siz ona göre listeleyebilirsiniz. Hani bu ürüne bu kadar güvenmelisin anlamında sana bir güvence veriyor. Eğer mesela o üründen çok sayıda adet Amerika deposunda varsa ufak da olsa bir işaret aslında bu ürünün satabiliyor anlamına gelebiliyor. Çünkü 283 tane bu üründen varsa birisi yolladıysa demek ki birileri buna güvenmiş ki bu ürünleri Amerika deposuna bu kadar fazla yollamış. Buradan ürün araştırmasına devam ediyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz ki 1001 türlü ürünler var burada. Mesela şu ürünün ne olduğuna bakalım. Sabundan biliyorsunuz su aktığı zaman tekrardan lavabonun içerisine düşmesi amaçlı mantıklı bir ürün. Mesela 1.89'a bunu alıp genelde eBay'de bunun fiyatı büyük ihtimalle 8.99 gibi bir şeydir. Hemen bakalım Soap Holder Sink Sponge diye girip eBay'e bakıyorsunuz fiyatını arkadaşlar. Bu şekilde manuel olarak da araştırmanıza devam edebilirsiniz. 8.99 demiştim aşağı yukarı. Tam olarak aynısı var mı ona bakalım. Komple kopyalayalım ve tekrardan deneyelim arkadaşlar. Tam olarak 8.99 9 dolar falan demiştim. Aynı fiyatı görüyorsunuz arkadaşlar. Birisi listelemiş bile ve Çin'den geliyor. Şimdi biz bu ürünün Çin'den gelmesini istemiyoruz. Amerika'da bulunmasını istiyoruz. O yüzden United States of America Warehouse olduğundan emin olmanız gerekiyor. Şuradaki tiki görüyorsunuz arkadaşlar. En önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar sizler için iki tane satan ürün buldum. Bir tanesi yumurtanızı yaparken bu şekilde yumurtayı daha iyi alabilmek amaçlı biliyorsunuz. Çatalla tavayı sıyırabiliyorsunuz. O yüzden böyle bir yumurta spatulası yapmışlar ve 0.90 sente satılıyor. Bu ürünün toplam Amerika stoğunda 144 tanesi var arkadaşlar. Hemen diğer ürünümüze bakalım. Bu da portable mini bir tane kamera arkadaşlar. Uygun fiyatlı kamera almak isteyenler için ve aksiyon kamerasıyla bu tarz işte karda, kışta, yağmurda bir şeyler çekmek isteyenler için gayet uygun bir kamera arkadaşlar. Ve bu kameranın küçüklüğü olsun, fiyatı olsun gayet kendisini cazip kılıyor. Aynı zamanda Amerika'da da bu kameradan varmış. Hemen en önemli kısımlardan bir tanesine bakalım. 3 ila 7 gün içerisinde müşteriye ulaştırabiliyor. Amerika deposunda bakmamızın sebebi bu aslında. Müşteriye hızlı ulaşım. Çünkü neden? Müşteriler bir şeyi aldıklarında 2 hafta sonra ulaşmasından hoşlanmıyorlar. eBay'de listelemelerine hemen baktığımızda aynı zamanda sattığında aşağı yukarı buradan anlayabiliyorsunuz. Tabii ki sattığını bana anlatan, gösteren farklı rakamlar, araştırma yazılımları var. Bu yazılımları nasıl kullanacağınızın bütün eğitimini burada veremem. Ama kısaca burada satan bir ürün buldum sizlere. Siz de bu tarz ürünleri daha sık bir şekilde bulmak istiyorsanız eğitimin içerisinde bunların hepsi yer alıyor. Bu ürünü aşağı yukarı 1 dolara alabiliyorsunuz. Ve bu ürünü de eBay'de listeleyebilirsiniz aynı şekilde. Hemen bakalım eBay'de bu ürünün listelemelerine. Ve kopyaladık, yapıştırdık. Bu ürünü aşağı yukarı 9.99'a 10.50, 12.82, 9.99, 11.43 aşağı yukarı bu fiyatlara satılıyor arkadaşlar. Bu da listeleyebileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Mesela ilerleyen vakitte işleri büyütmek istediğinizde satabileceğiniz ürünlerden bir tanesi de şu arkadaşlar. Bu ürün mesela 3 dolar 32 sent. Bu üründen toplu alıp, topludan kastım 50 tane alabilirsiniz. Mesela Amerika'da stok gönderebilirsiniz Amerika'da bir depoya. Bu işi yapan depolar var ve bunlarla anlaşmak oldukça kolay. Çin'den bu ürünü Amerika'ya gönderiyorsunuz. 14 bin adet stok var gördüğünüz gibi. 7 ile 12 gün arasında gidiyor. 20 tane, 30 tane, 50 tane ve siz bu ürünü biraz daha pazarlık yapıp daha da ucuza alıyorsunuz. US'i seçtiğinizden emin oluyorsunuz. Ürün fiyatı aşağı yukarı eBay'de görüyorsunuz ki 10 dolar 49 sent arkadaşlar. Ve bu ürünü bu fiyatlardan satmaya başlayabiliyorsunuz. Bu da ilerleyen vakitte sadece bir örnek yapabileceğiniz işlerden bir tanesi. Çin'den Amerika'ya getirip sipariş geldikçe sizin deponuzun onu yollamasını sağlamak. İlerleyen aşamada bu şekilde yapıyor olmanız gerekiyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu ürünü nasıl listeleyeceğimiz kısmına gelelim arkadaşlar. Ürünü listeleme kısmı. En önemli kısımlardan bir tanesi çünkü AutoDS adlı bir yazılım kullanmanız gerekiyor. AutoDS sayesinde üründen sipariş aldığınız zaman manuel bir şekilde bu ürünü göndermenize gerek yok. Ve aynı zamanda eBay tracking kodlarını değiştirdiğinizi fark ederse bu da işin bir parçası. Takip numaralarını dropshipping yaptığınızı belli etmemek amaçlı değiştirmeniz gerekiyor. Ve bunları değiştirdiğinizi fark ettiği zaman eBay hesabınızı suspend edebiliyor. O yüzden AutoDS kullanmadan bu işi yapamazsınız arkadaşlar. AutoDS kullanmanız gerekiyor. Bütün siparişleriniz geldiğinde bu siparişleri otomatik olarak fulfillment yapıyor. Yani gönderiyor sizin için
bir tuşa dahi basmıyorsunuz AutoDS kullanırken. En güzel yanlarından bir tanesi de otomatik olarak sizin için ürünü listeliyor. Yani siz sadece birkaç bir şey değiştiriyorsunuz AutoDS yazılımı üzerinden. eBay'den ürünü ekle tuşuna basıp oradan ürünün resimlerini birer birer çekip ürün description'ını girip ürünün ayrı ayrı bilgilerini girmek zorunda kalmıyorsunuz. AutoDS sayesinde bütün ürünü listeleme olayı yaklaşık 25 dakikadan 2,5 dakikaya iniyor arkadaşlar. Ve sipariş geldiğinde de AutoDS onu sizin için hallediyor. O yüzden bu yazılım olmadan eBay'de dropshipping yapmaya kalkmayın. Hem her şeyi güvende tutmak amaçlı hem de işleri daha ciddiye almak amaçlı bu yazılımı kullanmaya başlamanız gerekiyor. Sign in tuşuna basıyorsunuz. Oradan create an account tuşuna basmanız gerekiyor arkadaşlar. 1 dolarla başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da bu işin aylık ödemesi var. Aylık ödemesini de yaptığınızdan emin olun mutlaka. Çünkü bu yazılım sayesinde bu iş büyüyor olacak. Hemen bir hesap açıyorsunuz arkadaşlar. eBay'de satış yapmak istiyorum tuşuna basıyorsunuz. Benim kullandığım buradaki paket çok daha pahalı bir paket. Buradan o paketi seçip görebiliyorsunuz mesela. Biz Master 10K paketini kullanıyoruz. Ama siz Starter 400 paketini kullanmanız gerekiyor. Aylık sadece 24 dolar karşılığında bu paketi ve aynı zamanda ilk başta 0.99 ile başlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen başlat tuşuna basıyoruz. Aşağıda benim linkim var. O linki kullanırsanız indirim de alıyor olacaksınız. Mutlaka linki kullanarak kayıt olduğunuzdan emin olun ve bu işi AutoDS sayesinde yapın. Suspend olmayın arkadaşlar. AutoDS'e kaydınızı yapıp ödemenizi yaptıktan sonra karşınıza bu şekilde bir sayfa açılıyor. Bunu şimdilik kapatıyorsunuz. Add a Store'a basıp eBay hesabınıza hemen bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. İlk yapmanız gereken şey United States seçili olduğundan emin olun. Finish'e basıyorsunuz ve buradan eBay hesabınıza giriyorsunuz arkadaşlar. eBay hesabınıza sign in yaptınız. Her şeyi burada kabul ettikten sonra arkadaşlar Grant Application Agree tuşuna basmanız gerekiyor. Entegrasyon tamamlandı arkadaşlar. Bu benim deneme hesabım. İlk yapmanız gereken şey United States seçili olduğundan emin olmanız gerekiyor. Aynı zamanda Shopify dropshipping yapan birisiyseniz de buradan Shopify hesabı da bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Add Store deyip Shopify'nizi bağlayabiliyorsunuz. Wix'i, Woo'yu bağlayabiliyorsunuz. TikTok Shop'u. Bunlar da aklınızda olsun. AutoDS'in içerisinde Add Product tuşuna basıyoruz. Single Product'a basıyoruz arkadaşlar. Ve buradan Enter URL diyor ve sizin için ürünü buluyor arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken küçük bir detay var. Region China yazıyor. Onu United States yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve Supplier Source'u da otomatik olarak kendisi update edecek şimdi. Ürünümüze tekrardan geliyoruz. Bu ürünümüzün linkini alıyoruz. AutoDS'in içerisinde kopyalıyoruz. Ve görüyorsunuz Region United States yapıyoruz. CJ Dropshipping olarak kendisi update etti zaten. Publish to Store'a bastığınız zaman arkadaşlar Item being added to your store. Gördüğünüz gibi status in progress arkadaşlar. Bu ürünü kendi store'umuza ekliyor şu anda. Burası birazdan complete olacak ve ürün ekleme olayı da bu şekilde. Hemen mesela ikinci bahsettiğimiz ürünü de ekleyelim arkadaşlar. Wi-Fi repeater ekleyeceğiz diyelim. Bunun URL'ini aldık, kopyaladık. Edit Now'u göstermem gerekiyor bir de sizlere. Edit Now yaptığınızda arkadaşlar buradan değiştirmek istediğiniz her şeyi değiştirebiliyorsunuz ama güzel yanı ise eBay sizin için her şeyi çekiyor bile. Yani demiştim ya resimleri eklemenize gerek kalmıyor. Description eklemenize gerek kalmıyor. Tek tuşla ürün ekliyorsunuz buradan. Kopyala yapıştır yapıyorsunuz ve bunu sadece aylık 24 dolar karşılığında yapmanızı sağlıyor AutoDS. O yüzden üstüne basarak söylüyorum. Bu yazılımı yüklerseniz işiniz kolaylaşır. Başarılı öğrencilerimizden biri haline gelebilirsiniz. Ve bu sayede de ben size yatırım yapabilirim. Başarılı öğrencim olursanız mağazanızın %1'lik belirli bir kısmını ben satın alıyorum. Sizlere yatırım yapıyorum. Bizim çatımız altına alıp sizlere asistan tanıyoruz, siparişlerinizi geçebiliyoruz ve bu şekilde de biz farklı mağazalara ortak olup farklı mağazalardan büyümüş oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi ürünleri ekledi ancak bazı varyantları var. Varyantlarından US olanları sadece tutmam gerekiyor. O yüzden US olmayanları çıkartıyorum arkadaşlar. Ve bunların hepsini Six Variant Selected çöpe atıyorum diyorum. Yes, I'm sure. Sadece siyah ve beyaz Amerika olanlar kalıyor arkadaşlar. Description'a geliyorum. Description kısmı asıl insanların bakacağı kısım. Onu da mükemmel bir şekilde çekmiş AutoDS. O yüzden description kısmına eklememe bile gerek kalmıyor. Buraları kendiniz birazcık kurcalayabilirsiniz isterseniz. Yapay zeka kullanarak description'ı daha da nasıl iyileştirebileceğinize bakabilirsiniz. Ürün kısmına geldiğinizde ürünün bütün detaylarını burada görüyorsunuz. Return policy ekleyebilirsiniz yani iade kullanımları ekleyebilirsiniz. Country location'ı United States yapmanız gerekiyor ondan emin olun. Bütün her şeyi kontrol ettikten sonra ve item specifics'i de kontrol ettikten sonra edit all item specific diyorsunuz. Buraya ne kadar fazla item özelliği yani ürün özelliği ekleyebilirsiniz o kadar işinizi görür. Mesela bu ürünün black option siyahının da olması aynı zamanda opsiyonlardan bir tanesi. Ve buraya description yazıyorsunuz. Bunları yapay zeka ile ChatGPT kullanarak da yapabilirsiniz.
ve bunların hepsini bitirdikten sonra ne kadar fazla eklersiniz sizin için o kadar iyi. Özellik olarak eBay tarafına yansıyor bunlar arkadaşlar. Sonra save diyorsunuz ve bu ürünü yayınlamaya doğru geçiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tedarikçi sitemizden otomatik olarak AutoDS yazılımı bu ürünü çekti. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadı. Birkaç şeyi kontrol ettiniz ve mağazanıza eklediniz. Ürünü listeleme kısmında son olarak benim linkimi kullanarak 30 günlük bir deneme süreci başlatabiliyorsunuz. Aşağıda link bulunmakta arkadaşlar. Ve aynı zamanda daha sonra da indirimli bir fiyat almak istiyorsanız linke basıp ürünlerinizi listeleyip artık dolar kazanmaya başlayabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda AutoDS'in içerisinden ürün araştırma yapma konusunda size başka bir yöntem daha gösteriyor olacağım. AutoDS'in içerisinde 3 tane ürün araştırma yapabileceğiniz yöntem var. Handpicked Products, AdSpy ve Trending Products diye. Öncelikle Trending Products'tan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi şu anda trending product'lar tam olarak karşımızda bizim. Buradan aşağı doğru indiğinizde her gün farklı farklı trending product'ları göreceksiniz. Yani şu anda trend olan ürünler kısaca. Bunların her birini AutoDS sayesinde tek tıkla import yaparak eBay mağazanıza yükleyebiliyorsunuz. Hemen bir tane ürüne bakalım. Mesela şuradaki interaction rate'i yüksek olanlara ben göz gezdiriyorum genelde. %16.72 yazıyor. Buna bir tıklayalım bakalım. Şu anda bu arada VDS'deyim. O yüzden şu anda ekranım birazcık yavaş bir şekilde ilerliyor. Başka bir bilgisayardayım, kendi bilgisayarımın içerisinde. Genelde eğitim içerisindeki öğrencilerimize de aynı şeyi yapmalarını öneriyoruz. Çünkü bu şekilde fazla gezen bir insansanız, Türkiye içerisinde değil, yurt dışında fazla gezen bir insansanız veya sürekli ülke değiştirmeniz gereken bir durumdaysanız benim gibi aynı. Ben VDS kullanıyorum. Tek bir bilgisayar bir noktaya bağlı, bir lokasyona. Ve ben ne kadar fazla lokasyon değiştirsem de fark etmiyor. Ben o bilgisayarı açıyorum. O bilgisayarın içerisinden işi yürütmeye devam ediyorum. Buraya hemen gösterelim. Kaç tane sattığını görebiliyorsunuz. Yaptığı total profit'i görebiliyorsunuz. Interaction rate dediği bu ürünü görüp de ürüne tıklayanların yüzde oranı. Yani %16.72 yüksek bir oran arkadaşlar. Ve sell price da aşağı yukarı 111 dolardan şu anda satılıyormuş. En çok Amerika'da satılmış gördüğünüz üzere burada ülkeleri görebiliyorsunuz. Dünya çapında dropshipping olduğu için AutoDS size şu an bütün dünya çapındaki verileri veriyor. Ve aynı zamanda burada da bütün aylık olarak satışlarını görebiliyorsunuz. Şuradaki rakamlara çok aldanmanızı önermem. Daha çok buradaki rakamlara bakın. Buradaki rakamlarda adet olarak bütün dünyada sattığı rakam mesela Eylül ayında 1271. Neden? Çünkü şu anda Cadılar Bayramı'na doğru yaklaşıyoruz. Amerika'daki genç kadınlar bu şekilde kostümlere para harcıyorlar bayağı. Bunlardan alıyorlar. O yüzden 1271 adet satılmış Eylül ayında. Şimdi Ekim'de iyice artacak çünkü en az 3 katına çıkması gerekiyor bence Ekim'de. Cadılar Bayramı geldiği için. Burada da ürün hakkında 2 tane reklam yapılmış. Ad görüyorsunuz. Reklamlar buradan görebilirsiniz. Ürün description'ı geliştirdikçe çok daha iyi bir şekilde bu ürünü eBay'de satabiliriz. Product score'a da 10.8 vermiş AutoDS. İyi bir skor. Şimdi böyle bir ürün bulduğunuzda ürün araştırma kısmında import draft'a basıyorsunuz. Ve bu ürünün her şeyini okeylediyseniz, satacağını düşünüyorsanız ve eklemek istiyorsanız import draft'a bastınız. Aşağıda görüyorsunuz. Item is being added to your draft diyor. View in Draft'a basıyorsunuz. Bunun şu anda buraya yüklenmesi birazcık vakit alıyor. Ama buraya yüklendikten sonra hangi ürünü draft kısmından eBay Store'unuza eklemek istiyorsanız kontrol ediyorsunuz. Draftlardan mesela 2 tane seçtik diyelim. Bu ikisini import tuşuna bastığımda direkt eBay mağazanıza ekliyor olacak. Import this item to your store and to the products page görüyorsunuz. Ve bunu bu şekilde de ve bu ürünleri de direkt girip kendiniz editleyebiliyorsunuz. Daha önce gösterdiğim gibi videoda. Genel olarak ürün araştırmanızı yaparken bütün bulduğunuz ürünleri veya eklemek istediğiniz ürünleri draft kısmına atıp draft kısmından son olarak bir bakış yapabilirsiniz. Bu da neyi önlemek için? Vaktinizin daha fazla gitmemesini önlemek için. Başka bir ürün araştırma yöntemi AdSpy'a bakabiliriz. Ben bunu genelde sadece eBay için değil, yaptığım diğer e-ticaret işleri için de kullanıyorum. Neden? Çünkü burada başka e-ticaret yapan insanların hazırladıkları reklamları görebiliyorsunuz. Ve bu reklamlar sayesinde aklımda birçok fikir canlanıyor. Amerika'da neyin sattığını görebiliyorum. Satan ürünlerin nasıl sattığını görebiliyorum bu reklamlar sayesinde. Yani dediğim gibi ben burayı sadece eBay için değil, genel olarak bir şey araştıracağım zaman, mesela bir arkadaşım ya şu Amerika'da satıyor mu bakabilir misin dediği zaman ve ben o konuda ciddiysem eğer, o ürün hakkında bir şeyler yapmayı düşünüyorsam buradan girip öyle bir ürün veya ona benzer bir ürünün reklamları var mı diye bakıyorum buradan. Ve bu da aynı zamanda ürün araştırması olarak kullanabileceğiniz bir yer arkadaşlar. Mesela şöyle bir ürün var burada görüyorsunuz. 964 like almış, 62 tane yorum almış ve 223 kişi bu ürünü paylaşmış. Buradaki verilere göre aşağı yukarı kafanızda bir şey oluşturabilirsiniz. Tamam bu ürün çok görüntülenme alıyor ama acaba bu ürünü kaç kişi satıyor? Çok satıcısı var mı? Bu gibi datalara baktıktan sonra buradaki ürünleri denemeyi düşünebilirsiniz.
yapabilirsiniz. Mesela bir tanesine tıklayalım buradaki ürünün. See TikTok Ads diyorsunuz. Sizi direkt TikTok'a aktaracak bu şekilde. Buradan direkt See TikTok Ads'e basabilirsiniz ve karşınıza bir veri verecek aynı bu şekilde. Ve bu verilere göre de hareket edebileceksiniz kısaca. Bu da ayrı bir yöntemdi. Şimdi de Handpicked Products'a bakalım kısaca. Burada kısaca Autodesk'in kendisi bütün sitelerden çektiği veriyi kullanarak sizin karşınıza belirli ürünler sunuyor ve buradan siz filtreleyerek ne aradığınızı daha da iyi bulabiliyorsunuz. Mesela ben 100'den fazla satmış bir ürün arıyorum diyelim ve bu ürünün aşağı yukarı fiyatının da 30 ile 100 dolar arası olmasını istiyorum diyelim. Bana da aşağı yukarı 10 dolar kar bırakmasını istiyorum diyelim. Yani 10'dan fazla. Bakın bu şekilde düşüre 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 karşınıza tek tük bir şeyler çıkmasını sağlayıp bunları da inceleyebilirsiniz. Buradan da bu ürünü direkt import edebiliyorsunuz. Direkt eBay mağazanıza yüklüyor. Sonra Autodesk'in içerisinde siparişleriniz geldiğinde Autodesk bunları nasıl müşterilere gönderiyor? Bunu da görmeniz lazım kesinlikle. Bu bizim demo account'umuz olduğu için yani bu tarz videolarda kullandığımız bir deneme hesabı. Aynı zamanda bu hesabın içerisinde farklı farklı ürünler deniyoruz. Bazen tek bir nişe odaklanıyoruz. Bazen başka ülkelerden gelen sadece şeylere odaklanıyoruz. Yani kısaca deneme tahtası olarak kullandığımız bir hesap bu. Ve burada tabii ki de ürünleri gizlemek zorundaydım. Aynı zamanda müşterinin de adreslerini ve kullanıcı isimlerini gizlemek zorundaydık. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Sipariş geldiğinde direkt buraya düşüyor. Ondan sonra pending olarak düşüyor. O pending'in mesela görüyorsunuz yarın bu sipariş teslim edilecek yazıyor şu anda. Şu şekilde pending olarak gözüküyor. Bu sarı olarak pending'de duruyorsa siz bu siparişleri kontrol etmeniz gerekiyor. Sürekli olarak o siparişlerin geçildiğini sağlamanız gerekiyor. Mesela send to auto order'a basmak gerekiyor eğer pending'de kaldıysa. Ama bu şu anda delivered. O yüzden delivered'ı alıyoruz. Veya buradan siparişleriniz cancel edildiğinde de cancel'da basabilirsiniz. Kısaca bu sayfa tamamen siparişlerinizi kontrol etmenizi sağlayan bir sayfa ve Autodesk sipariş geldiğinde buradan otomatik olarak gönderiyor. Şimdi buradan ayarlara basıyorsunuz. Sipariş gönderme ile alakalı orders kısmına bastığınızda process orders using the fulfilled by Autodesk service. Bizde bu açık ama alttaki kapalı. Sizde de aynı şekilde bunun açık olması gerekiyor. Biz siparişleri kendimiz geçmek istediğimiz için bazen ürünlere bakıyoruz hangi ürünlerden sipariş gelmiş. Bunların hepsini kendimiz yapmak istediğimiz için hani yine tek tuşla yapıyoruz ama otomatik olan kısım açık değil. Burada otomatiğe de basarsak eğer Autodesk sipariş geldiğinde direkt olarak fulfilleyecek. Benim tavsiyem sadece ilk baştakini açık tutmak. Fulfilled by Autodesk açık tuttuğunuz sürece siz oradan send to Autodesk order verdiğiniz zaman otomatik olarak yine Autodesk kendi Amazon hesaplarından siparişi geçiyor. Yani en güzel yanı da şu. Sizin herhangi bir tedarikçi hesabı açıp da sipariş geçmenize gerek kalmıyor. Kendisi direkt mesela Amazon tedarikçi olarak kullanıyorsanız Amazon'dan o siparişi geçmeye başlıyor. Ve bu sayede de siz kendi kredi kartlarınızı ve kendi Amazon hesabınızı tehlikeye atmamış oluyorsunuz. Aynı zamanda buradan başka bir tedarikçiden sipariş geçmek istiyorsanız da şu anda Amazon kısmındayız gördüğünüz gibi. Supplier ekliyorsunuz. Yani buradan mesela AliExpress'ten sipariş geçiyorsanız ki tavsiye etmiyorum. Onu ekliyorsunuz. Veya biz daha önceden CJ'den göstermiştim bu videoda. Bunu ekliyoruz ve buradan da United States'i seçiyoruz. Add Supplier diyoruz. Add Supplier dediğimizde CJ Dropshipping'in sadece kendimiz manuel olarak siparişi geçebileceğimizi görüyor olacaksınız. Otomatik olarak Autodesk onu geçmiyor olacak. Siz Send Order'a bastığınızda geçebiliyor olacak CJ Dropshipping'den. Sipariş geçme kısmı da bu şekilde. Şimdi bütün aşamalarımızı bitirdik ve son olarak sağlıklı bir hesap geliştirme kısmına geldi olay. Ve sağlıklı bir hesap geliştirme kısmı o kadar da zor değil aslında. Yapmanız gereken birkaç tane basit olay var. Bunlardan en önemlisi toleranslı ilerlemeniz gerekiyor ve bu şekilde de iyi bir müşteri hizmetleri sunmuş oluyorsunuz. Mesajlara hızlı bir şekilde dönmek, müşterilerle sabırlı bir şekilde konuşmak, müşterileri tolere etmek ve iade süreçlerine ilgilenmek ve müşterilerin siparişlerinin hızlı çıktığından emin olmak. Autodesk içerisinden siparişlerin gönderildiğinden, tracking kodların değiştirildiğinden emin olmanız gerekiyor. Umursamazlık yapıp bir kenara koymayın arkadaşlar. Bu da gerçek bir iş modeli. Online olsa da her ne kadar dolar kazanıyorsunuz, e-ticaret yapıyorsunuz. Bütün müşterilerle birer birer ilgilenmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapamayacaksınız zaten bu işe başlamayın arkadaşlar. Zevkine başlanacak bir şey değil. Evet az vakit alıyor. Evet eğlenceli. Evet günümüzün geleneksel şeylerinden çok daha az vakit ayırmanız gereken bir şey. Ama yine de bir sürü müşteri var ilgilenmeniz gereken. Ve bunlar sizden sipariş verdikçe belirli bir hizmet bekliyorlar sizden. Ben ve asistanlarım müşterilerimize genelde 1 saat içerisinde geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Size de aynı şeyi öneririm. eBay'de hesabınızı eğer top rated yapmak istiyorsanız mutlaka müşterilerinize hızlı bir şekilde dönüş yapın. Top rated hesap ne demek? eBay'in sizi öne çıkarması demek search result'larda, arama motorlarında. Ve aynı zamanda bir şey sattığınızda sizden daha az komisyon alıyor eBay. Eğer top rated seller'sanız ne demek oluyor? Daha güvenli bir satıcı, üst düzey satıcı demek oluyor. Üst düzey satıcıya gelince her şey bitmiyor. Oradaki konumunuzu korumanız gerekiyor arkadaşlar. Bu sayede çok daha sürdürülebilir, çok daha kazançlı ve çok daha karlı bir iş kurmuş olacaksınız. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videodan eğer bir şeyler öğrendiyseniz
beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Çünkü algoritmada bayağı bir işe yarıyor. Bu şekilde daha büyük bir Türk girişimci topluluğu oluşturmuş oluyoruz. Ve başarılı insanlar birbirlerine yardım yaparsa, yatırım yaparsa eğer çok daha hızlı ve çok daha güzel yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden öğrencilerime yatırım yapmaya devam ediyorum. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Buradaki anlattığım bütün her şeyin daha detaylı haline ulaşmak istiyorsan ben ve ekibimden eğitim alıp alamayacağını sitemdeki soruları yanıtlayarak bakabilirsin. Sitemde aşağı yukarı 8 tane soru var. Bu soruları yanıtlayarak ekibimle tamamen ücretsiz bir görüşme alıp sen bizim için uygun musun, biz senin için uygun muyuz? Bunun görüşmesini ücretsiz bir şekilde ekibimle yapıp onlara da e-ticaret hakkında danışabilirsin. Senin için en iyisini diliyorum. İçeride görüşmek üzere. Kolay gelsin.